Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz bağlaçlar. Bu çok önemli konu. Çok dikkatli olun bu konuda. Çünkü İngilizceye aslında herhangi bir dil ilk başlandığında normalde en başta işte zamirler öğrenilir. Sonra mesela isimler, fiiller yani temel şeyler. Bunları öğrenilir. Şimdi bunları siz öğrendiniz. Şimdi geçeceğimiz konu and, but, or, because, işte ve, ama, ya da, çünkü bunları kullanarak daha karmaşık cümleler kurabileceksiniz. Yani daha artık biraz daha konuşmaya başlayabileceksiniz. Öyle söyleyeyim size. O yüzden çok dikkatli izleyin ve bunları kullanmaya da çalışın. Size bir videomda mesela speakinlevels.com'dan bahsetmiştim. Oradan konuşmak için kendi seviyenize uygun partner bulabiliyorsunuz. Mesela o siteyi kullanarak bir partner bulabilirsiniz kendinize konuşmak için. Birbirinin dilini geliştirirsiniz hem. Güzel olur. Bunların hepsini değerlendirin. Çok imkan var, değerlendirin ama. Başlayalım bakalım. İlk öğreneceğimiz şey and ve demek. Muhtemelen biliyorsunuz kelimeyi. Ama bilmiyorsanız da öğrendiniz şu anda. Kullanımını da görelim bakalım nasıl kullanıyoruz. Birkaç tane örnek göreceğiz. İlk örneğimiz. Şimdi bu klasik. Bir şeyleri listelerken virgül 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 en son şeyi söylemeden önce ve deyip tamamlarsınız. Aynı şekilde İngilizce'de aynı kullanım var. Buna bir bakalım. Sonra ikinci kullanımı. Bence daha önemli olan kullanımına geçeceğiz. Mesela cümlede ne demişiz? I buy oranges, potatoes and apples every day. Ne diyorum yani? Satın alırım. Patates ve elma her gün. Peki ne zaman cümlesi olmuş? Gördüğünüz gibi saymışım en son and demiş. Yani bunda bir sıkıntı yok. Birinci kullanımımız bu. İkinci kullanımımız sizin konuşmalarınızı bayağı daha böyle akıcı hale getirecek kullanımı şu bu. Mesela I wake up and I wash my face. Bakın iki tane anlamları çelişmeyen cümleleri, iki tane peş peşe gelen cümleyi birincinin sonuna nokta koyup beklemek yerine, yani duraksamak yerine and ile çok akıcı bir şekilde direkt birleştirebiliyoruz. Yani bunu şöyle yapabilirdik isteseydik. I wake up, I wash my face. Ama bu mu daha akıcı yoksa I wake up and I wash my face? Bu mu daha akıcı? Değil mi? Burada bir ek bilgi de var. Mesela ben uyanıyorum, ben yüzümü yıkıyorum, değil mi? Burada ikisini de ben yaptığım için şu ikinci ayı söylemeseniz de oluyor. Yani şunu da yapabilirsiniz. I wake up and wash my face. Bu da olur. Ama genellikle ikinci cümlede ikinci kere özne söylenir. Yani genelde söyleniyor. Söylemeseniz de olur. Ek bilgi olarak vereyim size. Ama söylemenizi ben tavsiye ederim. Özellikle daha yeni yeni öğreniyorsunuz İngilizceyi. Şu an söyleyin. Bu ek bilgi olarak bir keşfede bulunsun. Tamam. Bu önemli bir kullanım. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki but. But ne demek? But ama demek. Ama fakat neyse artık onların hepsinin anlamını but veriyor. Bununla ilgili de bir iki örnek görelim. Şimdi bunu kullanacağınız yer şu. Nasıl and'i iki cümleyi bağlamak, akıcı bir şekilde konuşmak için kullanıyorduk. But da aynı şekilde. Sadece but da İki cümle çelişkili anlamlar içeriyorsa o zaman kullanacağız. Yani Türkçe ile aynı mantık aslında. Bakalım nasıl kullanıyoruz. Mesela I wake up but I don't get up. Yani ne diyorum yani? Uyanırım ama kalkmam. Yani bu arkadaş ki tembel bir arkadaşmış biraz belli ki. Uyanıyor ama kalkmıyor yatakta. Devam. Yani nasıl yapmışız peki cümleyi? Bakın I wake up ilk cümlemizi kurmuşuz. Sonra but İkinci cümlemizi kurmuşuz sonra da. I wake up but I don't get up. Bu şekilde çok daha akıcı bir şekilde konuşabiliyoruz. Bu but olmasa I wake up, I don't get up. Kesik kesik, hoş olmayan bir şekilde olur. Anlamı da tam güzel bir şekilde aktaramamış oluyoruz. Ama but'la and'le bu because şimdi öğreneceğiz. Çünkü oraya da bunlarla çok güzel bir şekilde aktarıyoruz anlamı. Mesela bir tane daha bakalım. I can ride a bicycle. But I can't drive a car.
Şimdi ne diyorum burada? Bisiklet sürebilirim ama araba süremem. Bakın anlam olarak bir olumlu bir olumsuz gördüğünüz gibi. Burada bir olumlu bir olumsuz yani anlam olarak farklı şey veriyor. O yüzden batla veriyoruz. Ve batla beraber güzel bir şekilde akıcı olmuş oluyor. Yine kullanımı bildiğiniz gibi. İlk bir normal bir cümle yapıyorsunuz. But diyorsunuz. Normal ikinci cümleyi yapıyorsunuz. Bu kadar. 3. Or. Or ne demek? Or veya ya da gibi anlamları var. Orada bir durumda ya bir şey oluyorsa ya öbürü oluyorsa bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Mesela birkaç tane örnek bakalım. Bir. Yine iki cümleyi birbirine bağlarken. Mesela ya bir olay olacak ya öbür olay olacak. O zaman or'la iki cümleyi birbirine bağlayabiliriz. Mesela nasıl bir cümle yaptım ben burada? I wash my face or I take a shower. Bakın yani duraksamıyorum akıcı. I wash my face or I take a shower. Ne diyorum peki ben burada? Yüzümü yıkarım. Bu bayağı çok kullandığımız bir örnek sizinle. Yüzümü yıkarım. Veya banyo yaparım. Bu arkadaş ya yüzünü yıkıyor ya yüzümü yıkıyormuşum ya da direkt banyo yapıyormuşum. Yani bu cümle aklıma geldi örnek yazarken. Bilmiyorum şu an biraz ilginç geldi. Neyse. Gördüğünüz gibi birinci cümle or, ikinci cümle ya bu ya bu. Cümle kurmakta bir fark yok. Sadece bunları kullanmaya alışmanız lazım. İkinci örneğimiz. Burada cümle değil. Bu biraz en baştaki ending liste yaparkenki kullanımı gibi. Bakalım cümleye. Do you live in Istanbul or İzmit? Ne diyorum ben burada? İstanbul'da mı yaşıyorsun, İzmit'te mi? İstanbul'da mı, İzmit'te mi? Ya orada ya orada. Yani. Burada ya bunda ya bunda derken araya or koymuşuz sadece. İki ayrı cümle yok. Fark, bir tek cümle içinde kullanıyoruz or'u. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde de ikinciye benzer bir örnek. Humans usually sleep. Humans insan, human insan demek. Humans insanlar usually sleep 7 or 8 hours every day. İnsanlar genellikle günde her gün 7 veya 8 saat uyurlar diye bir cümle kurdum. Yani bu arada şimdi ya hocam işte öyle değil aslında falan filan. Böyle yorumlar da gelebilir. Biliyorum böyle kişiden kişiye değişiyor. 6 saat uyuyanı da var, 5 saat uyuyanı da var. O bünyeye göre değişiyor. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olunuz. Kronotip diye bir şey diyorlar ona. Neyse çok konudan sapmayalım. Farklı konular bunlar. Şimdi bir sonraki konumuz, bir sonraki kelimemiz ne? Because. Because çünkü demek. Bunu nasıl kullanacağız? Tahmin ettiniz zaten. Bir şeyin sebebini belirtirken kullanacağız. Mesela I'm going home. Ne diyorum? Eve gidiyorum. I'm going home because I want to sleep. Eve gidiyorum çünkü uyumak istiyorum. I'm going home because I want to sleep. Bakın aynı şekilde kullandım. Araya nasıl and'i, or'u, but'ı iki cümlenin arasına o iki cümleyi birleştirmek için kullanmıştım. Bunda da aynı şeyi yaptım. Sadece because'u araya koydum ve önceki cümlede yapılan şeyin sebebini belirtmiş oldum. I'm going home because I want to sleep. Eve gidiyorum çünkü uyumak istiyorum demiş olduk. Because şöyle de kullanılabilir. Soru kelimelerinde why'ı öğrendiniz. Why? Ne demekti why? Neden? Birisi neden kelimesini kullanarak bir soru sorduğunda because'u kullanarak cevaplayabilirsiniz. Mesela dedi ki birisi size, Why do you buy meat every day? Her gün neden et alıyorsun? Siz de because'la başlayarak bir cevap verebilirsiniz. Because I like eating meat. Yani üstteki aslında şeyin sebebini belirtiyorsunuz. Şimdi yukarıdaki şeyle aynı mantık. Sadece iki ayrı kişi söylüyor bu cümleleri. Why do you buy meat every day? Because I like eating meat. Çünkü et yemeyi seviyorum dediniz. Şimdi son bir tane daha şeyimiz kaldı. Bağlacımız kaldı diyelim. Kelimemiz kaldı. O da because of. Şimdi önceki dördünü yine daha bilinen kelimeler önceki dördü. Because of ama çok herkes bilemeyebiliyor bunu. Ama bu da önemli bir kelime. Bu yani yüzünden veya dolayısıyla sebebiyle falan demek Türkçe yorumlandığında. Yani üç şekilde de yorumlanabilir. Farklı bu tip şeyler şekillerde yorumlanabilir.
Bir örnek görelim bakalım nasıl kullanılıyormuş. Okuyoruz. The buses don't work because of the snow. Bunda olay şu. Cümleyi kuruyorsunuz. The buses don't work. Mesela burada diyorum ki otobüsler çalışmıyor. Ondan sonra da otobüslerin çalışmamasının otobüsler bir şey yüzünden veya bir şeyden dolayı çalışmıyorsa onu belirtmek için because of diyorsunuz. Sonra da ne yüzünden çalışmadığını direkt söylüyorsunuz. Direkt veriyorsunuz. Mesela the buses don't work because of the snow. Kar yüzünden otobüsler çalışmıyor veya kar dolayısıyla, kar sebebiyle otobüsler çalışmıyor demiş oldunuz mesela bu cümlede. Bir cümleye daha bakalım. Şimdi bir arkadaş soru sormuş. Diyor ki, why is mom angry? Annem neden kızgın? Ondan sonra karşısındaki de cevap veriyor. Diyor ki, she is angry because of you. Yani niye kızgınmış? Diyor ki, senin yüzünden kızgın. Şimdi buradaki arkadaş biraz utanmaz arlanmaz bir arkadaş. Hem kızdırıyor hem de diyor ki niye kızgın yav. Neyse. Buradaki cümleyi de nasıl yaptığımıza baktığımızda ne demişiz? Ne demiş? She is angry, kızgın. Bakın durumu veriyor. Durum ne? She is angry. Peki bunun sebebi ne? Ne yüzünden bu olmuş? Ne dolayısıyla bu olmuş? She is angry because of koyuyoruz. Because of you. Senin yüzünden kızgın. Yani baktığınız zaman ben size zaten aslında of'un ne olduğunu da anlatmıştım. Of nın demek bakın. Yani bunun yüzünden olmuş oluyor. Bakın karın yüzünden otobüsler çalışmıyor. Senin yüzünden of'la beraber bakın. Senin yüzünden kızgın gibi. Because of. Evet. Şimdi ben bu beş kelimeyi şeye koydum. Aşağı kelime seti halinde koydum. Oradan bakabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Onun dışında son 3 kelime setinin hepsini içeren bir quiz koyuyorum. Ona da bir bakın, iyi öğrendiniz mi diye bakın. Son olarak bu konuyla ilgili bir tane daha 10 soruluk bir test koyuyorum. Ondan da iyice pekiştirin, anladığınızı emin olun. Sonraki konuda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz yorumlarda. Hadi bakalım.